Adım Yusuf Çoban, coğrafya öğretmeniyim. Şu an için Batman Fatih Han Lisesi'nde çalışıyorum. 18 yıllık eğitimciyim. Aslen Batmanlıyım. Ben şöyle söyleyeyim, daha önceki yıllarda da sürekli benim yazılarda sorduğum veya öğrencilere sorduğum sorularımın aynısı YKS sınavında çıkıyordu. 2019 yılında çıkarmış olduğum coğrafyanın primi soru bankasına artık bu soruları tescillendirdim. Tabi daha önceden de yazdığı kağıtlarımda soruların benzerleri vardı. Her zaman takip ediyordum ve çıkıyordu. Şu ana kadar 3 tane kitap hazırladım. Coğrafyanın piri atlas olan, coğrafyanın piri konu anlatımlı olan tüm sınavlara yönelik. Bir de coğrafyanın piri soru bankası olarak hazırladıklarım var. Bu soru bankalarını çıkardıktan sonra soruları ÖSYM'dekilerle karşılaştırma olanağım oldu. Ve son 3 yıldır da bu şekilde aslında sorularımın aynısının ÖSYM'de çıktığını fark ettim. ÖSYM bu soruları nasıl hazırlıyor? Her sene değişmekle beraber bazı milli eğitim ekibi var, bazen onlar hazırlıyorlar. Bazen TÜBİTAK ekibi var, onlar hazırlıyor. Bazen de üniversitelerdeki ekip var, onlar hazırlıyorlar. Tabii benim sorularım biraz onlardan bağımsız. Ben 18 yıllık eğitimci olduğum için işimi de aşkla yaptığım için az çok ÖSYM'nin hangi kazanımları soracağını, kazanım sorarken nasıl soracağını ve nelere dikkat edeceğini bildiğim için okulda yaptığım yazılarda da şu an hazırladığım soru bankasında da veya güncel olan coğrafyanın piri soru paylaşım sayfamda da soruların aynısını soruyorum. Sadece ÖSYM'nin yaptığı şey şudur. Benim sorularımdan farklı olarak bir iki kelimesi değişebiliyor. Geri kalan neredeyse cümle kurulumu, cümlenin başlangıcı, cümlenin bitişi, hatta şıklı olduğu için şıkların kendisi dahi bazen birebir aynısı olabiliyor. Daha önceden ilkin 7 soru tuturmuştum. 2 sene önce 11 soru tuturmuştum. Bu yıl tekrar 5 sorunun aynısını tutturabilme fırsatı yakaladım. Bu da çok güzel bir duygu. Sorulardan bir tanesi boğaz ve kanallarla ilgilidir. Bu sürekli ÖSYM'nin sorduğu bir konudur zaten. Bir diğeri kentleşme, sanayileşme üzerineydi. Bunun üzerine bir konuydu. Bir diğeri karbon döngüsü üzerine çıkan bir konuydu. Yani biyoçeşitlikle ilgili bir durumdu. Bir diğeri de bu demir yolları ile ilgili, yani ulaşım hatları ile ilgili bir soruydu. Yine bir diğeri de doğal afetlerle ilgili bir soruydu. Zaten ÖSYM'nin her sene neredeyse bu konulardan soru sorduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili sorulardı. Sınava hazırlanan tüm öğrencilere söyleyeceğim cümle şudur. Hiçbir şey sizden daha büyük değildir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya fark etmeksizin insan istekli olduktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bizim şu an söylediklerimiz ya da ÖSYM'nin sordukları bilinen şeylerdir aslında. Biz sadece onu soruş tarzını değiştiriyoruz. Dolayısıyla yani şunu söyleyeyim, bilgiler gökten zembiyle gelmiyor, sorular gökten zembiyle gelmiyor. Aslında konular var ve bu konular üzerinden kazanım şeyler var, başlıklar var ve bu başlıkların kazanımları var. ÖSYM bunları soruyor. Ben de tecrübeli olduğum için önceden tahmin edebiliyorum.